Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş kırk yama örgü modelini anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel, böyle kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir model. Ne yapabilirsiniz? Bebek battaniyesi yapabilirsiniz, yatak örtüsü yapabilirsiniz, paspas, çanta, hırka, ne isterseniz onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da gayet zevkli ve kolay. Şöyle benim elimde kalan patik iplerim vardı. Bayağı da çok, bu daha az arkadaşlar. Çok fazla var. O yüzden patik iplerimi değerlendireyim istedim sizinle birlikte. Böyle çok da güzel oldu. Şiş olarak ise 3 numara şiş ile ördüm arkadaşlar. Şöyle patik şiş, 2 şiş ördüm. Hani kısa olsun. Zaten ilmeklerimiz az olacak. Daha büyük de yapabilirsiniz. 19 ilmek başladım ben. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. İlk önce ilk sırayı yapacağız, sonra ikinci sıraya geçeceğiz, üçüncü sıra, o şekilde. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Şişime 19 tane ilmek atıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek attım. Tek sayı olması lazım. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 olmuş. Burada bu iki ipi birbirine bağlayalım. Açılma yapmasın. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben önden de düz, arkadan da düz örüyorum. Böyle. İlk sıramızı haroşa örerek tamamlayalım. Gördüğünüz gibi ters sırasını örüyoruz şimdi. İpimiz bu taraftaysa tersteyiz. Evet. Böyle haroşa örerek sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son ilmeğimi de örüyorum. Çevirdim. Ön yüze geçtik. İpimi ön aldım. Çıkışta ördüğüm için şimdi örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Bu 1, 2, 3, 4, 8 ilmek öreceğiz. 5, 6, 7, 8 ilmek ördük. 3, 6, 7, 8. 9. ilmeği örmeden aldık. Tam ortada eksiltme yapacağız. Örmeden aldık. Diğer ikisini bir haroşa olarak örüyorum. Örmeden aldığım, genişlettiğim bu ilmeğin önüne attım. Evet, iki ilmek eksiltmiş oldum. Orada da bir ilmeğim var. Haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. 8 ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. Çevirdim, tersine geçtik. Tersinde hiçbir işlem yok. İpimi ön alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Tersinde bütün ilmeklerimizi haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. 19 ilmeğim vardı. Şimdi 17 ilmeğim var. 2 tane ön yüzde eksilttiğim için. Evet, çevirdim, ön yüze geçtik. Yine eksiltme yapacağız. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir altta 8 ilmek örmüştüm. Şimdi 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 8. örmeden sağ şişimi aldım. 9 ve bakın, bu 9 tam ortadaki ilmeğim. 9 ve 10. ilmeği ikisini bir örüyorum. 8. ilmeğimi genişlettim. Şişimin önüne bırakıyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Evet, çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz.
Şöyle hızlıca öreyim. Son ilmeğimi de ördüğümü çevirdim. Ön yüzdeyim. İpimi bu tarafta gördüğünüz gibi. İpimi ön alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer 6 ilmek öreceğim. Aslında yerini biliyoruz. Bakın tam ortadaki ilmek bu. Üçünü keseceğiz. 2 oldu. Sayarsak da 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi ördük. 7. ilmeği örmeden aldık. Tam ortadaki ilmeğim bu. Onu ve bir sonrakini. İkisini bir örüyorum. Bir önceki örmeden aldığımı genişletip bunların ve bu ilmeğin önüne bırakıyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Evet. Bütün ilmeklerimiz bitene kadar böyle devam ediyoruz. Tek ilmeği kalana kadar. Çevirdim. Tersinde bütün ilmeklerimi haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Çevirdim. İpimi ön aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm bu sefer. Nasıl anlayacağız? Bakın ortadaki ilmeğim bu. Onun öncesindekini örmeden sağ işimi aldım. Ortadakini ve bir sonrakini ikisini bir ördüm. Örmeden aldığımı genişletip bunun önüne bırakıyorum. İşimin önüne bırakıyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Çevirdim. Ön yüze geçtim. İpim bu tarafta. Yani eksiltme yapacağım. İpimi aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Karşımda 5. ilmeğim var. Onu örmeden alıyorum. Ortadaki ilmek ve bir sonrakini ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığımı genişletip işimin önüne atıyorum. Ve haroşa yaparak sırayı tamamlıyoruz. Çevirdim. Bütün ilmekleri tersinden örüyoruz. Haroşa olarak örüyoruz. Kaç ilmeğim kalmış? 3, 6, 9 ilmeğim var. Çevirdim. İpimi ön aldım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ilmeği örmeden alıyorum. Ortadakinin bir öncekini örmeden alıyoruz. Ortadaki ilmek ve bir sonraki ikisini bir örüyoruz. 4. ilmeğimi öne attım. Haroşa yaparak tamamladım. Çevirdim. Tersinden bütün ilmeklerimiz haroşa olarak örülüyor. Evet, hepsini göstermek istedim. Çünkü modelimiz bu şekilde. Hepsi de bu şekilde kapanıyor. Sadece yan tarafa geçiş, bir üst sırayı yapış nasıl olacak? Onları da anlatacağım. Bunu öğrenin. Evet, 2 ilmek ördük. 3. ilmeği örmeden aldık. Ön yüzdeyiz. İkisini bir örüyoruz. 3. ilmeği öne bırakıyorum. Ve kalan ilmeklerimi ördüm. 5 ilmeğim kaldı. Çevirdim. İpimi kendime doğru aldım. Tersindeyim. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ve çevirdim. İpimi öne aldım. Ön yüzdeyim. Bir ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki ve bir sonrakini ikisini bir ördüm. İkinci ilmeğimi öne attım. Son ilmeğimi de ördüm. Üç ilmeğim kaldı. Çevirdim. İpimi kendime doğru aldım ve üçünü de ördüm. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İpimi öne aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ikisini ördüm.
Arkadaki ilmeğimi şöyle genişletip öne bırakıyorum. Evet, bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Evet, diğer rengimi aldım. Burada dilerseniz şöyle şu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle ikinciden başlayabilirsiniz. Size kalmış, tercih sizin. Şimdi 10 ilmek alacağım. Şöyle buradan itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de bu 10. Şöyle ipimi aldım. Bir üst sırada bu ikisini birbirine bağlayacağım. Ya şöyle 2, 3. Yan taraftan ilmek alıyoruz. Üst telinden arkadaşlar bakın bu şekilde. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle tekrar alayım. Evet, son sıradan da şöyle batıp burası sık olmuş biraz. Batıp ilmek alıyorum. İlmek aldım. Evet, şimdi 9 ilmek daha almam lazım. 19 ilmekten oluşuyor desenim. Şöyle çevirdim. Tığ yardımıyla ya da şiş yardımıyla arkadaşlar alabilirsiniz. Şöyle şişle göstereyim. Belki yanınızda tığ yoktur. Bakın. Son iki ilmeğin arasına batıyorum. İlmek aldım. Şişimi bıraktım. Yine son iki ilmek arasından giriyorum. Böyle ilmek alıyoruz. 9 ilmek çıkartacağız. Şişimizi de bırakıyoruz. 3. İkisinin arasına girdim. İlmek aldım. Şişimi de bırakıyorum. 4. İkisinin arasına girdim. İlmek aldım. Şişimi de bıraktım. 5. İkisinin arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Şişimi de bırakıyorum. 6. İkisinin arasına girdim. İlmek aldım. Şimdi bıraktım. 7 sanırım. 8 ve 9. Evet. 19 tane ilmeğim olması lazım. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 olmuş. Bir tane daha almam lazım. 18 ve 19 ilmek. Evet. Tersindeyiz. Haroşa olarak örüyoruz. İlmek ilk başlarken ilmek atıp haroşa ördüğümüz gibi arkadaşlar tersinde ilk önce bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şöyle bu ipimi arkaya alayım. Arka derken kendime doğru aldım. Şöyle hızlıca haroşa örerek sırayı tamamladım. Şöyle burada ne yapacağız? Bu iki ipimi sabitlemek adına birbirine bağlıyorum. Şöyle iki ya da üç düğüm sağlam olsun arkadaşlar. Ve kesiyorum. Saklamak adına da şöyle tığ yardımıyla şöyle bu şekilde aralardan yürütebilirsiniz. Çalışmamız temiz olsun. Böyle şimdi böyle alelade gösterdim ama eminim siz daha güzel yaparsınız. Evet, ön yüzdeyiz. Arkadaşlar ön yüzdeyiz. Tersini bilirsiniz artık. Ne yapmıştık ilk sıramızda? Şöyle ilk ilmeği öreyim bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örmüştük. 9. örmeden aldık. 10 ve 11. ikisini bir ördük. 9. ilmeği genişletip şimdi önüne bırakıyorum. 2 ilmek eksiltmiş oldum. Sonrasında haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. İpimi kendime doğru aldım. Tersindeyim. Tersinde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim.
Evet, tersini ördüm, ön yüze geçtim. Şöyle ilk ilmeğimizi ne yapıyorduk? Örmeden alıyorduk ipimizi öne alıp. Şimdi de 2, 3, 7 ilmek öreceğiz. 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 8.'yi örmeden aldık. Tam ortadaki ilmeğim bu. Onu ve bir sonrakini, ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığımı genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Evet, bir alttan ne yaptıysak ilmeklerimizin hepsini nasıl bitirdiysek arkadaşlar o şekilde yapacağız. Şöyle çevirdim, bütün ilmeklerimizi haroşa örelim. Evet, ön yüze geçtim. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Ortadaki ilmeğim bu. Bir öncekini örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeğimi bir sonrakini örüyorum. Bir öncekini genişletip önüne bırakıyorum ve haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Evet, bilirsiniz artık arkadaşlar bunu nasıl kapattıysak. Bunu aynı şekilde yapalım, kapatalım. Sonra bir yüz sırayı tekrar göstereceğim. Evet, yapalım, sonrasını göstereceğim. Evet, beş rengimi tamamladım. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Bu ilmeğimi şişimi geçirdim. Şimdi sıradaki yuvadan bu şekilde batıyorum, ilmek alıyorum. Diğerini yaptığımız gibi arkadaşlar, beri rengini nasıl yaptıysak o şekilde ilmek alıyoruz. 2, 3, 10 tane ilmek alacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, sonrasında şöyle çevirip şöyle yan taraftan girip ilmek alıyorum, şişime geçiriyorum. 1, 9 tane ilmek alıyoruz. 2, bu ikisinin arasına giriyorum, ilmek alıyorum, şişime geçiriyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 oldu. Evet, ben yine de sayayım. 19 tane olacak. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Evet, haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzde ortada 3 ilmeğimizi kesiyoruz arkadaşlar. Ortada bir ilmek kalıyor biliyorsunuz. Evet, bunları yaptığımız gibi kapatalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben tamamladım. Hatta bir tane daha yaptım. Bu şekilde devam edersiniz. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yaparsınız. Şimdi ikinci sıranın yapımına geçiyoruz. Şöyle diğer rengimi aldım. 10 ilmek atacağım şişime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek attım. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 10. Evet, şimdi diğer parçamı aldım. En alttakinden başlıyorum. Şöyle buradan ilmek alıyoruz. Şöyle. Burada ayrık oluyor. Bunu sonra bu ipimle kapatırım arkadaşlar. Batıyorum, ilmek alıyorum. 9 ilmek alacağız. 10 ilmek aldığımız için 9 ilmek eksik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek aldım. Şişimde 19 ilmeğim var. Çevirdiğim ilk ilmeğimi ipimi alıp örmeden alıyorum. Haroşa örerek devam ediyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Hiç ilmek kalmayana kadar eksilteceğiz. Buradaki ipimi şöyle arkaya alayım.
Evet, bütün ilmeklerimizi örüp çevirdim. 8 ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördük. 9'uncuyu örmeden alıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 9. ilmeğimi örmeden aldığımı bu ikisinin önüne bırakıyorum. Evet, bu şekilde desenimizi kapatalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu deseni de kapattım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. İpimi aldım. 10 ilmek alacağız. Şöyle şuraya batıyorum. Bunu dilerseniz renkli alabilirsiniz ama ben almayacağım. Şöyle şuraya batıyorum. Şöyle sayabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve buradan alırsam 10. Şöyle batıyorum. Şöyle, burası hemen dibi olduğu için zor olacak. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmek aldık. Evet. Diğer tarafa geçiyoruz. Bakın, buraya da batıyoruz. İlmek alıyoruz. Şöyle. Buradan da 9 alacağız. 3, 6, 9. Batıyorum. İlmek alıyorum. Evet. Şişimize bu sefer ilmek atmadık. İki taraftan da ilmek alarak ilmeklerimizi tamamladık. Şöyle sayalım beraber. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ilmeğim oldu. Çeviriyorum. Haroşa örüyorum. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bilirsiniz. Evet. İkinci sıramız bu şekildeydi. Üçüncü sırada aynı şekilde. Sadece ilk sıra farklıydı. Ondan sonrakiler diğeriyle ilk sırayla eşitlenene kadar böyle bu şekilde ilmek alarak öreceksiniz. Yani şöyle son ilmeğimi de öreyim. Bu iki ipimi birbirine bağlayacağım. Evet, yoluma devam ediyorum. Tamamen kapatalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kapattım yine. Aynı şekilde bunu yaptığımız gibi, başladığımız gibi arkadaşlar ilmek alacağız. Diğer rengimi aldım. Şöyle sayarsınız, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de bu 10. Yani buradan batıp ilmek alacağım. Şöyle kamera sallandı. İki oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek aldık. Diğer taraftan da 9 ilmek alacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek aldık. Tersinden haroşa öreceğiz. Ön yüzden eksiltmemizi yapacağız. Böyle bu şekilde bunu tamamlayalım. Bunu da yapalım. Diğer aynı burada, burayı yaptığımız gibi olacak ama ben yine de göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Şişime 10 ilmek attım. Ben kendimi kaptırmış, onu da örmüştüm. Bakın 3, 6, 9, 10 ilmek attık. Burada başladığımız gibi aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle buradan ilmek alıyorum. Bakın şöyle sayarsak daha iyi olur. 3, 6, 9.
9 ilmek çıkartacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek çıkardık. Şişimizde toplamda 19 tane ilmeğimiz var. Çeviriyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Eksiltmemizi ön yüzde yapacağız. Ortada. Evet, bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceksiniz. Şöyle göstereyim. Burada ikinci sırada iki taraftan ilmek alıp o şekilde kapatacaksınız. Üçüncü sırasında da aynı şekilde bilirsiniz. Bir yan tarafa geçişte de burada yaptığımız gibi yapacaksınız. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.